Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın herkeşlere, günaydın, günaydın. Aragaz başlamış bulunuyor hanımlar beyler. Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa emrinizde. Pasko günaydın kardeşim. Abi günaydın. Sen de hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük canım. Nasılsın? Keyfin, keyfiyetin, saatin, afiyetin, ortamın iyi mi? Ne yapalım ya? Standartları korumaya çalışıyorum. En iyisi, en iyisi. En iyisi Pasko, standartlarımızı korumamız lazım. Evde çorbayı kaynatalım, dalgamıza bakalım. Efendim? Bravo Kadir. Doğru konuştun. Ya elimizdekilerle mutlu olmayı bilmiyoruz Paskal'ım ya. Daha iyisi için çalışacağız eyvallah ama elimizdekilere de nankörlük etmememiz lazım hacı abi. En önemlisi aile Pascal, he? Evet abi, aile mühim. Beni bilirsin, aile dirisin. Evet Pasko, ben bu yönü çok takdir ediyorum kardeşim. Ailemizi ihmal etmeyelim kardeşim. Şu hayatta en önemli şey aile. Pascal, sen aileni kurduğun zaman kaç yaşındaydın? Gençtim abi, genç yaşta baba oldum. Ama şimdi boyun kadar kızın var değil mi? Evet, prensesin Marie. Evet, sizi yan yana gördüğüm vakit vallahi diyorum ki keşke ben de vaktiyle evim çoluğa çocuğa karışsaymışım diyorum ya. E şimdi yap. Yok abi artık uğraşamayız, yorar biz artık, yaş ilerledi. Abicim bu vardarlık nereye kadar ya? Yerini yurdunu bil. Yok yok ya, bu artık geçti bizden Pascal. Başımı koyduğum yer evimdir kardeşim, bu da benim felsefem oldu, ne yapayım? Olmaz. Sigortalı işin var mı? Var bro. Evin araban? Allah'a şükür var. Askerliği yaptın mı? Tabii yaptım abi. Tamam. İdeal kocasın. Ya Pasko inanır mısın, kelepirim bak. Boğaz'da fiyatının yarısında satılan yalı gibiyim lan. Görmeye gelen var, alan yok ama. Abi sana var ya, Fransız kızaracağım. Al abi al. Fransız al. Yalnız biraz melez olabilirim, böyle bir Afrika Avrupa karması bir şey olsun. Abi ya, evleneceksin mi? Dop mu oynatacağım? O ne demek ya? Sanki iş değil de sol bek arıyorsun. Yok abi, yani ben böyle melezlere karşı bir merakım var. Hani melez güzeli böyle dört başı mamur bir Fransız kızıyla yani yuvamı kuracaksam kurayım diyorum yani. Olur, çok var. Baktırırız. Arkadaşlara haber vereceğim. Hadi be, bağla benim başım be bro. Kadir bağlayacağım. Kimse çözemeyecek. Ya mümkünse kızın genetiğinde ne bileyim ben mesela ikiz bebek yapma özelliği olsun. İki çocuk bir kerede. Beraber büyürler abi. Birini büyüt, öbürünü yap. Öyle onunla uğraşmadan. İkisi birden büyür. Yani uğraşmadan tamam. İyi güzel olur yani. Tamam tamam tamam. Not bir aldım. De o Provence bölgesinden olursa yani belki bir bağı bahçesi vardır. Yazın gideriz, kafa dinleriz. Ben çok seviyorum Provence bölgesini Pascal. Oldu abi. Başka? Ya bir de bir evin bir kızı olursa güzel olur abi. Erkek kardeş falan ne gerek yok yani. Bir evin bir çocuğu olsun mümkünse. O ne ya? Ya şimdi yani bir defa mal mülk ona kalır. Ondan sonra ya şimdi başka kardeşi olursa arada problemler çıkar falan. Uğraşamayız onunla, boşver yani. Ya Kadir be, ne çakar adamsın ya. Ya bunları düşüneceksin kardeşim, bunlara dikkat edeceksin. Yoksa sonra çok başını vursun. Bak son bir ricam var. Ne abi? Abi uzun boylu olsun ya. Mümkünse benden uzun olsun ya. O niye? Perdeleri ona taktırırım diye abi, en sevmediğim şey. Abi ne demek niye ya? Allah Allah. Evin hanımım uzun boylu olsun. Güzel gösterişli bir şeydir yani. Ayrıca perdeleri de taktırırız, başka bir şey yani. Ya Kadir, çok ince detaylar veriyorsun. Ya ne yapayım Pascal, bunlar benim için önemli kardeşim. Bir de güldüğü zaman diş eti gözükmesin ya. Ya yeter ya. Böyle kız bulsan ben arayacağım oğlum. Aa, sen sıranı sağmışsın ya. Niye kaynak yapıyorsun ki? Neyse Twitter adresimizi verelim kardeşim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir efendim, gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın. Senin Instagram adresin neydi? Numa 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'de, orayı da bekleriz. Başlıyoruz efendim, işiniz gücünüz ses kessin, tabancanızdan ses kessin. Aragaz.
Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Kadir. Bugün 30 Ağustos. Biliyorum. Peki bugünün önemi ne? Bunu biliyor musun? Biliyorum. Neymiş? Zafer Bayramı. Bravo kardeşim, bravo. Senin bu yönünü seviyorum bak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ediyoruz efendim. Peki neden 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutluyoruz Pasko, onu biliyor musun sen? Biliyorum abi. Büyük taarruzu kazandık. Bravo ya. Vallahi çok takdir ettim. Evet, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki birliklerimiz Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni kazandı. Tarihe Büyük Taarruz veya Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti bu. Pascal. Evet ya abi, Atatürk Mareşal oldu değil mi? Evet, Meydan Savaşı kazandığı için haklı olarak Mareşal unvanını aldı. Mareşal Mustafa Kemal Atatürk oldu. Bu bizim için önemli bir hadise, güzel bir bayram. Bayram kutlu olsun diyelim. Kutlu olsun abi. Evet evet evet. Ya Pascal, biliyor musun, orada o anı yaşamayı çok isterdim ha. Düşün. Yani bin bir zahmetle oya gibi işliyorsun kurtuluşu. Ondan sonra ne bileyim, çok çileli bir süreç. Sonra o son gün son saldırıyı yapıyorsun. Herkes gergin, her şey olabilir. Hani yeğeninsen memleket elden gidecek. Ama düşman ordusunu bozuyorsun. Ondan sonra ve memleketin önünü açıyorsun yani. Memleketini kurtarıyorsun ya. Çok güzel bir şey değil mi? Hem de nasıl abi. Gurur duruyorum ya. Gerçekten var ya, görecek sahne. Abi 30 Ağustos'ta Yunan ordusu kaçmaya başlıyor. Bizim ordumuz da peşinden Dumlupınar'dan Kütahya civarından 9 Eylül'de İzmir'e kadar kovalıyoruz düşman. Tam 11 gün. Evet 11 gün. Süvari birlikleri arkasından piyadeler İzmir'e giriyorlar. Yunan denize doğru Yunanistan'a topuklanıyor ve büyük zafer. Abi film gibi ya. Çok güzel anlattın. Abi film gibi ama bunun doğru düz bir filmin olmaması da çok acı değil mi ya? O da bizim ayıbımız. Yani bir 30 Ağustos zaferi Amerikalı'nın olsa 1000 tane film çekerdi, hepsini ezberlerdik. Adamlar kendilerine olmayan zaferi bile film yapıyorlar kardeşim ya. Biz daha bunun doğru dürüst filmini yapmamışız. Romanını bile yazmamışız yani. Çok yazık ya. Evet. Ağustos ayında tarihte kazandığımız zaferler var. 26 Ağustos 1071 Manazlı Savaşı var. Otlukbeli var, Mercidabık var, Çaldıran, Moğaç. Hepsi Belgrad'ın fethi, Büyük Taarruz, hepsi Ağustos ayında. Yani bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin bu vatan için çalışıp çarpışıp ahirete intikal eden bütün insanların ruhu şad olsun. Yaptıkları yere göre sığmaz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Amin. Onlardan razı olsun, bu güzel vatanı bize hediye ettikleri için. 30 Ağustos kutlu ve de mutlu olsun kardeşim. Kutlu olsun abi. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Kadir'cim. Cristiano Ronaldo ile Justin Bieber beraber film çekiyorlarmıştı. Nereden icap etmiş? Ne alaka? Gol diye bir film serisi var ya. Evet abi. Birincisi güzel. İkincisi tırt. Heh, işte onun üçüncüsünde Ronaldo ile Justin Bieber birlikte oynayacaklarmış. Sinema kinme kaldı ya. Aa, artıza bak, sanki sinema doğayın. Kaç filmde oynadın abi? Üç. Hadi ya. Evet abi. Üç tane filmim var. Arkadaş, senin de nereden çıkacağın belli olmuyor. Neyse, takdir ettik. Aragaz'ın felsefesini yaşatıyorsun yani. Ne gibi? Ya orada alınacak bir para varsa aza çoğa bakmayacaksın, alacağım felsefesi. Aynen abi. Ekmeğe bakıyoruz. Yalnız şu Ronaldo ile Bieber'ı bir arayalım. Bu filmin çekimi nasıl gidiyor? Hazırlıklar ne aşamada? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir soralım. Olur olur. Ara sor abi. Tamam abi, Ronaldo'yu arayayım. Tamam. Arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Gol filminde Justin Bieber'la kamera karşısına geçecek Cristiano Ronaldo'yla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Ronaldo, ben Kadir Çöptemir. Pascal abin de burada. Çömez. Ne haber lan? Ne yaptın? Öperim gözlerinden. Ha bak, Ronaldo Pascal abin gözlerinden öpüyor lan. Ha. Yok yok, sapık değil ya. Ya bizde öyle bir söz var yani, küçüklerin gözlerinden öp. Ya traditional bir şey. Tamam, tamam söylerim. Pascal, Ronaldo diyor ki, Pascal abime hürmetim var, ellerinden öperim diyor. Topa yaptığı driplinklerini kendime örnek aldım diyor. Aferin, doğru yoldasın. Alo Ronaldo'm, yavrum film setinde misin çocuğum? Ha, hocayı bekliyorsun. Kaç dedi?
Abi normal yönetmenler böyledir ya. Ne diyor? Abi diyor yönetmen diyor sabah 6'da set var dedi diyor. Saat 9 oldu hala ortada yok diyor. Yönetmen işte. Ya şimdi Ronaldo'nun büyük yönetmenler böyledir can. En az bir 3-4 saat takmaları icap eder. Eğer takmazlarsa yönetmenlikleri eksir. Senin hoca 12'den evvel gelmez açık söyleyeyim. Nasıl da Justin Bieber'la anlaşabiliyorsunuz mu? Neyi kavgam ettiniz? Neden? Evet. Evet. İyi yapmışsın. Doğru demişsin. Ne olmuş ya? Ne diyor? Abi diyor Justin'la kavga ettik diyor. Kafayı ekledim buna diyor. Neden? Makyaj yaptırıyorduk diyor. Bu Justin Bieber makyaj kıza diyor. Asılmaya başladı diyor. Oo. Olmaz böyle şey diyor. Kenara çektim dedim ki bak koçum. Bu kızlar buraya ekmek parası için geliyor. Utanmıyor musun da ekmeğin peşinde koşan kızı asılmaya dedim diyor. Ters konuştu bana diyor. Kafayı yüzüne ekleştirdim diye. Yüzüme fır mı çaktın Ronaldo abi? Ben aşiretim seni ezdireceğim dedi. Ağlıyor ağlıyor gitti diyor. Justin Bieber mı? Evet evet. Sonra ne oldu Ronaldo? Ne yaptın? Hayda. Ne diyor ne diyor? Abi sonra ben diyor yönetmen baş asistanına yazdım diyor. Bu film setlerinde nasıl bir aura var? Herkes birbirini çalışıyor. Anlamadım gitti diyor. Evet Kadir ya. Ben bile koktum diye. Ama setlerde biraz vardır yani. En ilik olana yani en baştaki yürür. Silsileyle aşağıya doğru gider yani. Artık sete geç gelirsen de en aşağıda bir şeylere asılırsın. Yani. Garip bir düzen vardır yani. Disgusting but true diyeyim sana İngilizce. Kadir ya. Bir daha da var ya. Film çekmeyelim ya. Ya olur mu lan? Efendim Ronaldo. Ha. Kim? Pascal mı? Sorayım. Aa, bak Pascal, Ronaldo diyor ki ne? Pascal abinin belli bir sinema tecrübesi var. 3 filmde oynamış diyor. Gelip benim oyuncu koçum olabilir mi acaba diyor. Kaç para verecek? Paraya bakar. Ronaldo, Pascal diyor ki canlı da anlaşırsak niye olmasın diyor. Kaç para? Ne? Pascal, 1 milyon dolar ateşlerim Pascal abime diyor. Ayrıca gişeden de bir %10 sakalı var abimin diyor. Oo. İyi para ya. Gelirim gelirim. Tamam Ronaldo Pascal oyuncu koçu olarak geliyor. Yalnız bunu sette tutamazsınız açık söyleyeyim. Bu yönetmeni bile tamam. Yani kabul ediyorsan tamam tamam kardeşim. Hadi işin gücün rast kesin. Tabancandan ses gelsin Ronaldo'cum. Kapattın mı? Kapattı. Bak Pascal ben sana bir şey söyleyeyim. Filmci adamdan paran almadan sakın iş yapma kardeşim. EF'ten gelsin öyle. Sonra o para yalan olur ben sana söyleyeyim. Merak etme. Kadir ben var ya. Yaş taktaya ayak basma. Hadi bakalım kardeşim. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Yes sir. İşte o an geldi Pascal. Ay şiir mi? Hemen oku. Ya sanata karşı ne kadar heyecanlısın. Valla çok beni mutlu ediyor bu durum ya. Ya yok ya. Hemen oku da bitsin. Ya bak bu şiir sanatına senin Emre Belezoğlu'nun saha içindeki agresif hali gibi yaklaşımın çok çirkin oluyor ha. Ya Kadir beni var ya sanattan sunutan sensin. Yavrum ben seni tekrar ısıtacağım. Bu şiiri dinleyeceksin ve içinde kelebekler katlanacak. Hiç çalmam. Göreceğiz yavrum. Bir fon mu alayım ben? Başlasın. Geliyor. Evet efendim. İşte yine benim acizane bir duygu tosarmam. Benim eserim. Takdim ederim halkıma. Sayısal kuponu doldururken içime dolan bir umut gibi. Kontrol alt okey ve el tuşuyla aktifleşen komut gibi. Bir umut doldu içime oh sevgilim dönersin diye. Bir tabağa iki kaşık aldım nasıl olsa sünersin diye. Sonra Fener'in Başakşehir deplasmanına giderkenki gibi. Bir karamsarlık sardı beni Nazlı Susamur'um. Fenerlisin bilirsin o duyguyu Nazlı canım. Ya bunlar 11 kişi gene geride bekleyip sürpriz ataklarla gol arayacaklar. Ve kesin bir iki tane sıkıştıracaklar bizi duygusu. Bir arkadaşı aradım. Barışmak için bir yol önersin diye. Yastığı, yorganını kabarttım. Gece vakti dönersin diye. Boş ver kanka sana kızmıyor dedi. Kızdım oh sevdiceğim. Umarsızca kızdım. Lan seni aramışız bir akıl ver diye. Sen beni başından savuyorsun. Kankalık bu değil Nazlı böceğim. Haksız mıyım? Telefonu fırlatıp attım sinirden. Birkaç dakika sonra sinirim geçti. Panikledim.
daha taksidi bitmeden minyallık telefonu kırdım diye unuttum. Toparlanıp kafeye gittim. Kafeine boğayım kendimi unutayım diye. Orada bir kız vardı ilik gibiymiş nazlı yârim. Efendi gibi kenara çekilip kesmeye başladım. Kestikçe kendimden tiksindim. Kafenin orta yerinde kendimi kınadım nazlı Tinker Bey'im. Dedim senin sevgilin varken dedim. Başka kızı kesmeye utanmıyor musun dedim. Delikanlık bu değil dedim. Yan masadan fikrime katılanlar oldu. Katılmayanlar oldu. Kırmızılık pozisyonda sarı ile geçiştirip atılmayanlar oldu. Yok abi senin yaptığın şerefsizlik diyenler oldu. Yok abi adamsın gözün kayar normaldir diyenler oldu. İnanmazsın meğer kafedeki her erkek o kızı kesiyormuş nazlı albatros. Anladım ki erkek milleti adam olmaz. Erkek milletinin yatacak yeri yok. Gönlümün lahana turşusu. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim. Fener için tek çare solda Volkan Şen, sağda Atıf Şesus. Nasıl buldun Pascal? Kadir, Kadir şu an var ya hem senden hem kendimden tiksindim ya. Hadi oradan be. Sanattan ne anlarsın sen? Ya Kadir insanlıktan çıktım. Ayıp ya. Tamam. Şiiri hazmet. Hazmet şiiri. Of. Aragaz. Her friki of. Gol yapan tek program. Aragaz. Paskal. Geldi. Dinleyici sorusu var. Hemen bakarım abi. Ama önce Twitter adresimiz Pascal, ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim bize yazın. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın. Tweet atan altın bulsun. Evet efendim. Diyor ki Şerafettin. Pascal'ın Beşiktaş'a transferi zora girmişken son dakikada araya girip transferi hallettiğini neden bizden yıllarca gizledin diyor bana. Yok artık ya. Nasıl yalan bu ya? Nankörsün Pascal, nankör. Daha nankör değilim. Delikanlının kralıyım. Zaten tesbihler 2 lira olalı delikanlılar çoğaldı Pascal. Ah ne dedin? Yok bir şey yok. Evet efendim Pascal'ı Beşiktaş'a ben getirdim. Ya Kadir yemin et. Ya bizde yemin olmaz Pascal. Bu gerçeği senden bile yıllarca gizledim anlasana lan. Ama artık zamanı geldi kardeşim. Sen yıllar evvel ormanda kaybolan ve ayıların büyüttüğü kardeşimsin benim. Ne? Yok bu yanlış oldu galiba. Neydi lan soru? Af ya. Beşiktaş'a sen getirmişsin. Evet. Şöyle. Pascal'ı Beşiktaş'a ben getirdim. O yıllarda bu Fransa'nın Lens şehrinde yaşıyorum ben. Sen? Niye? Ne işin var orada? Ne işin var orada? Orada dayıoğlunun dönerci dükkanı var. Pascal tavuk döneri kesecek usta bulamamış. Beni çağırdı. O iş için gittim. Ondan sonra neyse bir hafta sonra maça gittik. Lan baktım böyle yılan gibi çocuk canavar gibi de top oynuyor. Kim bu dedim. Abi bunun kafa kırık. Kırık olmasa büyük forvet olur dediler. Bunun adı ne dedim? Pascal dediler. Çağırın dedim konuşacağım dedim. Öyle mi dedin? He, çağırın dedim konuşacağım dedim. Geldi bu. Ceketin önünü ilikledi. Abicim beni çağırtmışsınız. Ter idmanı yarıda kestim. Koştum geldim dedi. Nasıl büyük yalan ya. Koçum dedi. Bırak dedim sen iyi topçusun dedim. Ama burada harcanıyorsun dedim. Hatırla. Bu dedi ki abi dedi ben bu işi dedi anama ev almak için yapıyorum. Yoksa dedi benim hayalim diz jockey olmak dedi. Ama o işte ekmek yok dedi. Ben mi dedim? He sen dedin neyse. Koçum dedim senin dedim elinden tutacağım dedim. Türkiye'de öyle bir takımı alacağım ki dedim. Abi sen bana böyle bir güzellik yap ömür boyu adamım olurum dedi bu. Ben dedim hiç lazım değil. Önce Fener'i aradım parada anlaşamadık. Fener'le para konuşmadın mı? Ya ben konuştum dedim transferden %10 sakal alırım dedim. Aziz Başkan bana saydırıp yüzüme kapattı. Yok be ya Kadir ya ne içtin sen ya? Bir şey içmedim çay içiyorum. Neyse Galatasaray'a yarın. Elimde çok iyi zenci forvet var uygun fiyata size gaskillerim dedim. Kadir'cim biz bu ara Alman'dan gidiyoruz. Alman'dan memnunuz elinde Alman varsa alalım Fransız zenciyle olmaz işimiz dedi. Zaten dedi liseden dolayı elimizde kendini Fransa'dan bir sürü adam var dedi. Onlarla baş edemiyoruz dediler. Galatasaray mı dedi? Evet ben de Beşiktaş'ı aradım. Abi dedim elimde güzel zenci forvet var beygir gibi dedim vereyim mi size dedim. Aman çok iyi olur ama kaçtan sonra volümlü bir zencimiz olmadı güzel fiyat yap dediler.
Yalnız biraz psikopat, bunun sarısı kırmızısı bol olur dedim. Olsun olsun, bize öylesi lazım. Bizim taraftar sever dediler. Largoyla yolla dediler. Beşiktaş'a gönderdim ben bunu. Nasıl yalancısın ya? Nankörlük etme. Şu an Türkiye'de bir efsaneysen benim sayemde bu. Abici, bir kere Beşiktaş'a kendim geldim. Kimse beni mi getirmedi? Aman aman he. Haritada İstanbul'un yerini gösteremezdin Pascal Efendi. Uçakta gelirken ağlamadın mı? Ağladım. Normal abi. Gurbete gidiyorum. Ya acaba Dik Advokat da ağlamış mıdır uçakta Pascal? Sanmam abi. Adama var ya, gezme tozma oldu. Ya adam bu ülkede biterse adı yüzünden biter ha. Neyse, bu arada Fenerbahçeli taraftarlara aragaz olarak söz veriyoruz. Dik Advokat adıyla ilgili makara yapmayacağız asla. Ama büyük başkan yapar. Ha, büyük başkanı ben bilmem. Ama Pascal'la biz yapmayacağız yani. Adı üstüne makara yapmayacağız kardeşim. Bitti. Böyle değil mi? Sözümü söz. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Paskal. Gel yavrum. Elimde bir haber var, inanamayacağım. Bence söyle. Kocaeli'nde bir sünnet düğününde davetler arasında sünnet pilavının adaletsiz dağıtıldığı gerekçesiyle kavga çıkmış. Pilav yüzünden. Evet evet. Onlarca kişi yaralanmış. Olaylar yatışmayınca polis müdahale etmiş. Ambulanslar olay yerine sevk edilmiş. Pilav yüzünden evet mi? Evet abi, bildiğin sünnet pilavı yüzünden. Ne özelliği var? Sünnet pilavının mı? Evet. Sen sünnet hadisesini biliyorsun değil mi? Evet. Sünnet pilavına ilginç bir madde katılır adet olarak. Ne abi? Gel kulağına söyleyeyim. Ha? Hadi lan, yalan bu ya. Aa, sünnet pilavına katarsın parçayı. Abi nasıl adet ya? Ya öyle bir adet işte. Zannediyorum pilavdaki o parçayı bulamayınca sinire kestiler. Abi bu insan o pilavı yemez ki. Kardeşim, gelenek sorgulanmaz. Geçen yaz benim yeğenin sünnetine götürmüştüm seni, hatırla. Evet. Pilav yedin. Evet abi. Hatta o pilav da etliymiş, ne güzel diye lop lop yedin. Yoksa Kadir, yoksa hayır ya, doğru değil ya. Doğru. Ne olur ya. Doğru doğru, sen yedin sen. Oh. Ben özellikle senin tabağına koydurdum. Ya ya Kadir ya, ben de var ya, tavuk sandım ya, tavuklu pilav, of ya. Kadir şaka be, şaka yaptın be. Ya abicim, sen bana demedin mi bütün geleneklerinizi görmek istiyorum, of, eksiksiz ya, yaşamak istiyorum diye. Ya tamam da dedim ama giyeceğim demedim. Ama o da bir gelenek kardeşim. Hatta eş dost çok kınadı seni. Niye ya? O parça Pascal'ın pilavından çıktı ama çocuğa bahşiş verme dediler. Ne? Hem giyeceğim hem de para vereceğim. Adet bu Pascal, vereceksin tabii. Kadir, bunu bana yapmış olamazsın. Ya ne var be, bir sene geçti üstüne. Traditional bir lezzet tatmış oldun. Çin'e gidip, Japonya'ya gidip bilmem ne. Orada kaplumbağa çorbası, yılan bilmem nesi, yemek gibi bir şey, öyle düşün yani. Yok abi, tövbe ettim. Ben bir daha var ya, pilav yemem. Yavrum, pilavın kralını yedin zaten sen. Sen dua et, benim yeğen 6 yaşında sünnet ol. Ya 20'sinde sünnet olaydı, ne yapacaktı? Oo, o artık var ya, kokoreç olurdu. Aa, güzel lan, aferin, güzel ses. Aragaz. Her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Kadir. Bir dinleyici sorusu var. Bakalım abi. Ver abicim Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresini, sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Gizmo diyor ki, Kadir abi, Pascal abi, hoşlandığım kızla ilk buluşmada İstanbul'un en iyi restoranlarından birine götürdüm. Et restoranına götürmüş. Kız rejimdeyim dedi, salata yedi, başka bir şey yemedi. Keriz gibi bir tabak salataya 50 lira verdim. Halbuki önceden bilsem uygun bir yere gider, bir tabak salataya bostan parası vermezdim. İlk kez yemeğe çıkarken ne gibi inceliklere dikkat etmeliyiz diyor. Abi, ilk önce gecenin sonunu planlamak lazım. Çok önemli. Bravo Pascal, çok önemli. İlk buluşmada yemeğe gidilecek yerden çok gecenin sonuna düşünün, ona odaklanın. Zaten biz Türklerin en büyük handikapı budur. Olayı planlarız, sonrasını, finalini planlamayız. Kızı eve davet edecek misin, etmeyecek misin? Kızı arabayla evine mi bırakacaksın, taksiyle mi? Bunlar çok önemli. Evet abi, taksi olmaz mısın? Neden olmaz mesela Pascal? Öpemezsin, taksi de olmaz. İşte büyük tecrübe. İşte ya, sinsi kurt Pascal, bu yüzden büyük.
Sana boşuna karanlık gecelerin acımasız yargıcı demiyorum kardeşim. Estağfurullah. Layık olma çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar kızı yemeğe çıkaracaksınız tamam. Ama çıkaracağınız zaman öncelikle karbonhidrat ve protein ağırlıklı menüsü olan restoranı tercih etmeniz lazım. Neden büyük usta? Çünkü karbonhidrat ağırlık verir. Bunun oh, eli ayağı kesilir. Üstüne bir ağırlık bir uyku çöker. Karar mekanizması sağlıklı işlemez. Anlıyorsun? Vay Kadir, şu verdiğim tüyo var altın değerinde. Abi, o yüzden ben kırmızı et diyorum. Kebapçı vesaire. Ama kız dedi ki diyetteyim. O zaman bakliyatı tercih edeceksin. O niye abi? Ya o da, onda da protein var, karbonhidrat var. Nohutu kuru fasulye yedirdin mi? Hele bir de kuru fasulye yediği bile narkoz yemişe döner. Bana güvenin. Evet Kadir, ben de biliyorum. Ondan sonra işte canım bizim evde kahve içelim mi? Sana bahsettiğim plağı dinlemek için bana gidelim mi falan gibi çalışmalar yapın. Yani kuru fasulye içeriden, sen dışarıdan çalışacaksın. Kadir ya, çok büyüksün ya. Bravo abi. Abicim bunlar başımızdan geçti, yaşadık gördük de konuşuruz Pascal. O yüzden kadının diyette olması sizi yıldırmasın. Ne demiş hani bak, ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız. İmkansız diye bir şey yok, çalışacağız. Aragaz. Her friki of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Efendim. Abi ne konuşacağız? Aç bir mevzu, konuşalım ya. Ya bazen bu yaptığımız seni boğuyor mu? Beni boğuyor galiba bazen. Niye ya? Sıkma kendini, sal ya. Ya abi sal da anca laf laf laf, başka bir şey yok. Ya Dostoyevski'nin Balzac'ın yaşadığı da hayat, bizim yaşadığımız da hayat. Yani bir de bak, bir onlara bir bak, yüzyıllardır okunan kitaplar yazmışlar. Tuğla gibi tuğla gibi. Hala okunmaya devam ediyorlar ve okunacaklar Pascal. Ya biz? Abi biz de neşe satıyoruz. Ya saçıyoruz da ne oluyor kardeşim? Görünen bir şey mi? Tutulan bir şey mi? Kalıcı bir şey mi? Yok. Kalıcı bir şey bırakıyor muyuz? Yok. Bugüne kadar kalıcı ne yaptık? Bizden sonra bizi hatırlatacak ne bıraktık Pascal? Abi herkes bir şey bıraksa dünyada yer kalmaz. Gerek yok. Olmaz Pascal, olmaz. Bir eser bırakmamız lazım. E ne yapacağız? Heykel mi yapsak lan? Epey kalır o ya. Tunçtan falan ha? Yok abi. Ben onun var ya, hamuruna bile şekil vermem. Sen ne diyorsun? Resim sanatı yapsak, ama ben de 62'den tavşan çizdiğim için resim derslerinde çok başarısızdım ya. Yemin ediyorum. Belki resim derslerinde başarısız olan yani cumhuriyet çocuğu benim yani. Ya Kadir, sen kitap yazmıştın. Ne olur? Ha, bir kitabım var evet, sattı da ha. Ama onu ben bile hatırlamıyorum artık ya. Ne yazmıştın anlat desen anlatamam yani. Abi film çektik. Filmler var. Ama abi onlar yani gişe filmi, festival filmi değil ki, ödül falan almadı. Kimse sallama. Zaten para için oynadık yani. Aa bak, problemi buldum Pascal. Ne abi? Söyle. Bak şimdi biz ne yapsak para için yapıyoruz ya. Acaba o yüzden mi kalıcı bir eser bırakamıyoruz hacı? E ne yapalım? Sevabına mı yapalım? Kafam iyi mi? Para candır. Ya hadi hepsini geç, sen hiç olmazsa 3 tane çocuk yaptın. Bak bende o bile yok ya. Heh, mevzuya gel. Sen çocuk istiyorsun. Yo istemiyorum. Ne yapacağım çocuğu bu saatten sonra? Rentable değil. Ölü yatırım. Geri dönüş sıfır. Öyle deme. Sevgisi yeter. Ya ben de bir Orhan Pamuk, bir Yaşar Kemal, bir ne bileyim bir şey olmak istiyorum. Bir Mozart, bir Beethoven, bir Botticelli olmak istiyorum. Kalıcı bir şey yapmak istiyorum ya, anla beni ya. Abi sen var ya, övülmek istiyorsun. Öyle mi dersin? Tabii abi, başarılısın ama takdir edinmiyorsun. Çözdüm seni. Allah Allah, enteresan. Pascal beni takdir eder misin biraz? Gel. Bir işim. Şey. Başarılı kardeşim. Oh. Ay Kadir, aferin sana. Kafamı dokşa. Aferin. Şefkatle okşa. Canım benim ya. Ay güzel ya, bebeğim benim ya. Ay. Pascal bir de beni ayağa kalkıp alkışlar mısın? Aferin. Çok güzel. Çok başarılı. Aferin Kadir'im. Olmuyor. Bir Necdet İşler tadı hala alamıyorum Pascal. Bravo Kadir. Hiç olmazsa bir Necdet. Bravo Kadir. Bravo isim o Kadir. Ama bir Necdet İşler kadar takdir edilsen bari. Ya Kadir, onu var ya, kadınlar takdir ediyor. Beni de kadınlar takdir etsinler. Bugüne kadar sen şahitsin. Şu mikrofondan kadınlara ne tüyolar verdik. Pek çoğunu erkeklerin sinsi tuzaklarından kurtardık efendim. Abi beni Yaşar. Söyle, tweet atsınlar. Hanımlar, Pascal son derece Freudian bir bakış açısıyla benim psikanalizimi yaptı ve kadınlar tarafından yeteri kadar takdir edilmediğim için mutsuz olduğum kanaatine vardı.
Anında çizelim. Hanım dinleyiciler, beni takdir eden tweetler atar mısınız lütfen? Pascal Alçızki Kadir Twitter adresimiz. Bir takdir edileyim, bir övüneyim be. Bir ihtiyacım var. Allah razı olsun ya. Ablacığım, yazın bir şeyler. Alın bunu başından. Yedi bitirdi beni. Pascal, gidelim kardeşim, geliriz. Sonra yine gelir. Hadi abi, hadi. Hadi efendim. Kar, kar, kar. Burada bitiyor. Sonra yine görüşeceğiz. Paka paka. Oyba. Pascal, Oman, Kadir, aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.